kesin kes namazları bu sayılarda kıldığını bildiğimize, bu konuda da Allahu Teala'nın elçisine bir müdahalesi bulunmadığına göre rahatlıkla Allah'ın tasvibine mazhar olmuş, yani onun tasdik ettiği, onayladığı, ses çıkarmadığına göre, ona zımni onay da diyoruz, onayladığı şey gözüyle bakıp hiç tereddütsüz onun yaptığı gibi yapmaya çalışmanın ne akla ne nakle aykırı bir yanı bulunduğu konusunda değiliz. Böyle düşünüyoruz bu konuda. Çünkü yani Cibril'le de öğretebiliyor. Allah'a ne güç ki? Herkesle öğretebilir. Fakat bu konularda bize gelen bilgilerin fazla sağlıklı olmaması, Müslümanlar arasında çokça kabul görmesine rağmen, çünkü nice yanlışlar çok kabul görüyor. Yani bir sürü hurafeler var ki birçok haktan daha fazla kendine yer edinmiş insanların kalplerinde, kafalarında. O bak, bunu biz pek sağlıklı ölçü olarak almıyoruz. Öğretebilir elbette ama biz sana mesela demiyor açıkça, işte Cibril'i gönderdik, nasıl namaz kılınacağını sana bellettik demiyor. Kaldı ki namaz, oruç, hac, zekat daha önceki ümmetlere de emredildiği gibi size de emredildi diye ayetlerin bulunuyor oluşu bize namazın çok eskiden beri, en azından İbrahim Aleyhisselam'dan beri Mekke ve çevresinde, Hicaz'da bilindiğini düşündürtmeye yeter diye düşünüyoruz. Yapanı az olabilir. Bugün de Türkiye'de herkes namaz diye bir şey biliyor. Eğrisiyle doğrusuyla. Namaz kelimesini biliyor en azından ama bilenlerin belki %10'u ancak kılıyor. Yani bir şeyin çok biliniyor olması, çok yapılıyor olması anlamına gelmez. Dürüstlüğün adını kelime olarak herkes biliyor ama herkesten kaç kişi dürüst?